Yüksek Seçim Kurulu binasında oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Seçmenler 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde oylarını kullanacak. Buna göre 14 Mayıs'ta seçmenler sadece kayıtlı oldukları sandıklarda adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Tüm yurtta oy verme saatleri 8 ve 17 olarak uygulanacak. Sandık başına gelen seçmen kimliğini tereddütsüz ortaya koyan, resimli resmi nitelikteki belgelerden birine başkasına verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Seçmenler birleşik oy pusulalarındaki tercih ettiği Cumhurbaşkanı adayı siyasi parti ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan tercih veya evet mührünü basarak oyunu kullanacak. Seçmene Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak. Seçmen zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. İlk önce Cumhurbaşkanı seçimi oyları ardından milletvekili seçimi oyları sandık kurulunun siyasi parti temsilcisi üyeleriyle beraber sayılacak. Sonuçların tutanağa bağlanmasının ardından sandık kurulu başkanınca kurayla iki siyasi partili üye belirlenecek ve oylar ilçe seçim kuruluna götürülecek.